Selam Mertu. Her işte bir hayır, her Allah'ın hakkı da üçtür. Çok iyi. Kaydı son 10 Değil dakika içerisinde 3 kere başlattık. Üçünde de farklı bir şey söylemeyi başardın. Ben efendi Ama sesini %40'a çekerek bir miktar akıl sağlığıma kavuştum. Mert yine Aa. renkleri birbirinden canlı bir oyun oynuyoruz. Her rengi birbirinden daha canlı bir oyun bu. Benim sadece bir sorunum var. Ha tamam oyunun. Sensin. Ha. Çantamız şey gibi yalnız. Dead Space oynamış mıydın sen? Bilgi sahibiyim. Oynamadım da biliyorum demek istediğini anladım. Oradaki Sanki omurgam varmış gibi. Hood gibi aynen. Ne yapıyor Ama o? herkes bilir ki sen omurgasız Çok omurgasızım bu bir. İkincisi ne yapacağımı hiç mi? Sana birisin. da ok. 1'e 2'ye 3'e 4'e bastım hiçbir şey olmadı. Aha! Aa Hayır! o Biz değil. seninle şey Güzel. oynayacaktık. Oynayacaktık. Dwarf'lu bir uzay oyunu var ya. Aa, aynen. Bir ara bakalım ona. Deep Dark Battlestar. Aynen Galactica. Galactica. Mert o şey ne? Aa. Sanırım. Ben E'ye bastım, bir şey çıkardı cebimden. Sanırım efendi sesini biraz daha azaltmam lazım. E'ye Abi. bastım, bir şey çıkardı. Aynen öyle. Oskijenim bitiyor. Q'ya bastım. Bir Oskijen. şeyler daha çıkardı. Oh, bir tane Aa, daha Mission öldürdüm. Log. Mert o. Mert buranın adı Silva. Hadi bakalım. Silva. Silvia. Peki mesela şu karbonlarınız o hayvan gibi topluyor ama karbonları. Right. Şu yüzeyden. Abi ölüyorsun. Ne yapacağım? Zaten ölüyorsun. Ne Şeye yapacağım? git. Başladığımız yere git. Buradan çekiyoruz. Ha. Abi Neyse. malın iyisini buradan çekeceksin. Aynen. Peki Tab şimdi değil. önemli bir Q. sorum var benim. Söyle. Bu ne? Abi bu oyunda tutorial Kompas yok kaç muydu? kapı? Biz nasıl? En başta bana dedi ki W asayı ile koşacaksın. Bandon dedi. Daha sonra bir yandan mükemmel bir gürültüyle kulaklarıma saldırdı. Aynen. Ben de tam olarak o yüzden anında kapattım. Şimdi bakıyorum. Bütün tuşlara basıyorum. Mesela Mesela ha, bak bu böyle yapılıyor. Mission Log var tamam mı? Diyor ki Oxygenerator'ı unpack'le. Kimi? Oxygenerator. Oxygenerator. Ya. Tamam. Mission loglarımızı buradan görebiliyoruz. Pek oksijenerator. Okay. Basic. Ne ihtiyacım? R'ye basarak etrafına mı bakıyorsun falan filan. Kompas var. Bir. Mert'in R'ye Bir. basılı tutunca Action Wheel çıkıyor. Automation log falan var da yani. Research katalog. Bu da tamam. Ha. Ya burada bazı modüller ve binalar gösteriyor ama sağ olsun onların ne olduğunu yazmamış. Aynen. Ne? Interaction. Tamam. Flatten dig. Bu da tamam. Pekala. Ağaç böyle mi devriliyor? İyiymiş. Bizim burada. Aa. Aa. Okay. İçeride bir şey yok. Yani şeyi anlamadım. Ben böyle her şeyi emikliyorum ama sanki beraberinde toprağı muprağı da emikliyorum. Sanki Yani değil mi? toprağı Sanki bir emiklemeden ayrı bir harvest şey olması lazım gibi. gibi hissettiriyor ama bir yandan da
tanımadığım etmediğim oyun. Tanım etmem. Aa, burada bir mission log var. Çocuk karbon mu oldu? Neymiş bu? Tether. Tether neymiş? Allah, attım çöpe. Unpack Oxygenator. Abi Oxygenator'ı nasıl unpackleyeceğiz? Bu wallet. Small canister. Oxygen filter. Tamam. Şey çok iyi değil mi? Ben bunu hep yaşıyorum. Mesela birileri bir oyun oynuyor. Benim zaten bildiğim bir oyun oynuyor ve çözemiyor. Sinir krizi geçiriyorsun. Aynen, bir yandan kanser oluyorsun ama bir yandan da hani zeki olduğunda hissettiğinden dolayı hoşuna da gidiyor. Şey diyorum, bas artık şu virgül tuşuna. Bunu herkes aklına gel. Aa, şurada bir şey var, oralara gitme. Yani bence oraya sen indin gibi, dur bakayım. Ben şuraya indim. Kendi kapsülün mü? Ben buraya indim. Bu ne, yerlerde bir sürü bir şeyler var Taylan. Benlikteyim Erto. Kızacağım bak. Bu şeylerini çıkarıp çıkarıp salona atıyorsun hep. Neyse ben... bu. Soil centrifuge, shredders, thread platform. Okay. Aa, tether buldum. Tether şey mi? Oksijen almamıza mı yarıyor? Al. Evet, evet. Onu şey bağlayacağız. Ana zıkkıma. Tetheryum. Olmadı. Debris, alternate crafting abi. Keşke şey oynasaymışız. Diğer önündeydi. Satisfactory. Satisfaction. Ama işte Baldur's Gate 3 çıkana kadar oynamalık bir şey bulmak gerekiyordu. Aynen öyle abi. Baldur's Gate 3 artı çıkarsa lütfen. Merto, sen onun demosunu oynadın mı? Hayır abi. Ben o oyunu size saklıyorum. Ben o oyunu sevdiğim insanlarla oynamak için kendi %50'mi zor tutuyorum. Aynen öyle. Ya bu ne? Taylancığım, buraya bir şey koymuşsun. Bunları bırakıyorsun, sonra kaybolacak. Şimdi hiçbir fikrim yok şu anda neler oldu hakkında. Oksijen filtresi al. Ha, bu zaten kendi çantam. Çok iyi. Aa, bak ne buldum. Sen o yanından çaldığım şeyi aldım, burada kabloya taktım. Aha. Işık veriyor. Çok iyi. Bu kadar. Bu kadar. Allah, dur yansıtı bozdum. Işık ver lan. Çalış. Abi çok güzel. Ama hakikaten ne yapmam gerektiğini bilmiyorum. Ha dur. Yok hayır. Completion reward. Restarting gear from landing pod. Ha, landing poddan alacağız. Ha, ben birazını getirdim. Landing pod nerede? Az önce baktığımız şey landing podlardan biri. Bu da bir başkası. Biri seninki, biri benimki büyük ihtimalle. Ama ben buradan başlamadım sanki. O byte kazandım. Ya ben de nereden başladığımı bilmiyorum da. Bu neymiş? Mesela bir şeyi lootlarken nasıl alıyorsun? Bulabildin mi onu? F'ye basılı tutuyorsun. O zaman stüpediye çıkıyor. Ay! Bir sürü bir şeyler yaptım. Dur. Peki. Alamıyorum. Boğulacağım. Work light. Uuuu. Artık göremiyorum demezsin Mert. Gördün mü üstümü keşke? Artık görüyorum. Görmüyorum. Bir saniye. Ölmemek için koşuyorum. Var. Okey. Onun ne olduğunu bilmiyorum henüz. Konsum vaatim derdi. Peki.
Nasıl kullanacağım? Çantayı şöyle boşaltabiliyor muyum ya? At bunu. At bunu da. Sen ne yaptın az önce? Bir şeyler dedin. Art dedin, görmüyorum demezsin dedin. Üstüme şey taktım. Stekleniyor. Üstüne ne taktım? Ney? Mert o 5'ler kullandım. Etraf bir garipleşti. Evet. Şu moru diyorsun değil mi? Evet. Bilmem paylanacağım. Her şeyde bilemem. Baksana bir atmosfer kırılıyor filan. Bir renklendik, bir güzelleşti. Ben severim öyle. Neyse o ya da tamam. Çok güzel de ne yapacağım ben bunu şimdi? Bunlar benim debrislerim değil sanki ya. Debris de galiba debri diye okunuyor ama. Yani bir şeyler üretebiliyorum ama üretme ekranı da ben anlayamadım tam olarak. Henüz hiçbir şey anlamadım, tamam. Uzaya düşsem yaşayacağım şey bu. O yüzden benim... Bir şey diyeyim mi? Biz bu oyunu... geldi ona. Değil mi yani? Hani astronot eğitimi almamışken astronot olunca ben. Aynen öyle. Tamam, bu görevi yaptık. Bir şeyler geldi. Bir görevi yaptık. Buraya düşme olayını. Buraya düştük. Gerçekten. Bütün oyun onu yapmamızı bekliyormuş. Ya insan bir haber verir işte. Bence bu oyunun hatası. Burada bir kablosu var bunun. Bu ne abi? Small printer. Ha, oxygenator'ı buldum. Oxygenerator. Konuşamadım da ama. Bunun kablosu mablosu yok mu? Oxygenerator'ın. Cable plug. Tamam. Shelter'a taktım. Çok iyi. Sıradaki görev ne? O ne? Mert, oksijenator nerede? Var mı sende oksijenator? Ver. Hemen yanında. Çatıya attım, pardon. Nasıl ya? Şimdi yana şey olarak... Görev ne? Install on... Yaptım. Neyle bağladın? Yaptım. Nasıl bağladın? Şunu içine sokuyormuş. Aaa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 a
Çok iyi. Aa. Aa, bu sarı kablolar aynı zamanda şey de taşıyor. Oksijen de taşıyor. Aa, iki hat var çünkü içinde. Çok mantıklı. Herkese tamam. Bir sonraki görevimiz nedir? Oksijen demeyi unutturacağım. Oksijen. Oksijen. Benim ortaokuldaki sosyal bilgiler öğretmenim oksijen derdi. Oha, bizim de kimya hocamız. Tam böyle olmaması gereken insanlar. Değil mi yani? Neyi doğru söylemeli bu insanlar? Hadi sen bir de kimya hocasısın. Oksijen. Hayatın boyunca oksijenle misindir. Hadi bir tane daha fun fact. Benim dershanedeki coğrafya hocam renk körüymüş. Çok çok sonradan öğrenmiş renk körü olduğunu. Nasıl şey öğrenmiş ama mesela? Hani birisi gelip aa ne güzel kırmızı ayakkabında mavi pantolon giymişsin demiş. O demiş ki yo. Ehliyete hazırlanırken, ehliyet sınavına hazırlanırken öğrenmiş. Abi çok sıkıntılı olsa gerek. Ama nasıl yani öğrenmiş şey ama yine de hani doktordan mı öğrenmiş yoksa kendi yaşadığı o bir şeyden dolayı mı? Onu o kadarını bilmiyorum. Ehliyet sınavına hazırlanırken öğrenmiştim. Şeyleri de bilmiyorum. Belki de soru yanlış anlamıştır. Sen hani renkör olduğunuzu nasıl öğrendiniz diye sormuşsundur ama o araba sürmeyi nasıl öğrendiniz diye anlamıştım. Allah ehliyet sınavında fark ettim. Bilmiyormuşum. Yok konu zaten şeyden çıktı. İşte bu haritada şeyler var ya, daha yüksek olan yerler kahverengi, daha alçak olan yerler maviyle gösteriliyor falan. Deniz seviyesinin altına gittikçe koyu mavileşiyor falan. Ondan bahsederken bir noktada şeydi, buralarda kahverengi ve şuralarda da işte hatırlamıyorum tam neyden ve hangi bölgeden bahsettim de işte. Buralar biraz daha sarı olması lazım dedi. O şey dedi. Ben de tam emin olamıyorum dedi.
Hani şey de yok. Hani böyle renk körlerine uygun bir haritayla gelmek de yok. Ama yani bunlar artık sanırsam global kabul edilen şeyler. Değil mi? Yani eğer renk körleri bakamıyorsa global kabul edilen bir şey değildir. En azından renk körlerinin bence bir o globalin dışında kalma imkanı var. Yani canım bana da öyle gibi geliyor. Haklısın. Ama bir yandan da şimdi bütün dünya bunu böyle öğrenmiş. Şimdi yarın sen geleceksin diyeceksin ki ya aslında biliyor musunuz? Renk körleri bunu göremiyor. Gelin bunu değiştirelim hep beraber ele verelim. Gelin kardeş oldu. Ya şeyle ilgili çok büyük sorun yaşıyorum. Her şeyle ilgili. Bitiyle. Aa, ben sensiz dışındaki her şeyle ilgili. Bastığım hiçbir tuş, yaptığım hiçbir klik beklediğim sonucu vermiyor. Ben çok gerizekalıca bir şey yapıyorum. Sana da anlatacağım ne yaptığımı. Benim mouse'um 16.000 DPI'ye kadar seçeneği var. Çok iyi. Yani DPI dediğimiz şey de hassasiyet ayarlamayı sağlayan bir şey. Ne per inch? Şey per inch. DPI'nin density mi artık nedir bilmiyorum. Her neyse. Şimdi mantıken yüksek DPI'li olduğu zaman bu senin mouse'unun daha küçük bir alanda daha fazla şey yapmasını, daha fazla şey algılamasını sağlıyor. Yani aslında sen mouse'un daha küçük hareketler ettirdiğinde bile bu senin mouse'unun daha doğru hareket etmesini, daha çok hareket etmesini falan sağlıyor. Bu arada gerçekten hani sana harita aratan anlatan öğretmen birçok konuda eksikmiş. Ölçek diyene kadar canım çıktı. Neyse. Ondan sonra bütün bu dertleri yetmiyormuş gibi bir mouse'um. Ben bunu yüksek DPI'nde kullanmayı seviyorum. Yüksek DPI'nde kullanırken de Windows'un kendi sensitivity'sini düşürüyorsun. Mouse hızını düşürüyorsun daha doğrusu. Mouse'un hızlı, Windows'un mouse algılaması yavaş gibi oluyor. O da böyle bir ortada bir yerde dengeleniyor. Fakat bunu her oyun çok güzel şey yapamıyor. Sindiremiyor bu durumu. Ve diyor ki sen diyor Windows'un mouse hızını yavaş kullanıyorsun. Al sana yavaş mouse hızı diyor. Şey de atıyorum FPS oynuyor oyunu düşün. Mouse'la sağa sola bakarken bir sıkıntı yok. Çünkü DPI'nin yüksek. Windows'un algıladığı mouse hızı düşük diyor. Orada hiçbir sorun yok. Fakat menüsüne döndüğün zaman mouse goes crazy. Çılgına bağlıyor yani. Kesinlikle kontrol edemeyeceğin bir hızda hareket etmeye başlıyor. Şimdi bu oyunda da bir mouse imlecimiz var biliyorsunuz. Sağa sola bakmamızı sağlayan evet, bir şeylerle. Evet. Şey. Bir de sağ tuşa tıklayıp sağına soluna bakabiliyorsun. Bunlardan biri çok yavaş öbürü çok hızlı bende. Yani biri çok yavaş. Diğeri çok hızlı. Galiba bütün ayarlarım şu anda sırf bunun için bozacağım. Ama şimdi kenarda şöyle duracağım. Ve bunu yaparken de sana bir sürü şey anlatacağım şimdi. Anlatan zaten hani şey, kayıt benim ekranda olduğundan dolayı aynen. Sıkıntısız. Bu güzel. Aynen, mükemmel bir şey. Bugün uyandım. Günaydın. Çalışmaya başladım. Çok sağ ol. Çıkırdım. Oo çalışmaya çok iyi. Başladım. Bayağı. Öyle yaparım. Produktif bir gün geçiriyorum. Çok geçmedi. Aradan bir yarım saat falan geçti sanırsam. Ece kuru yemiş getirdi. Kendisini karnı kazımış. Kendine koymuş. Çok iyi. Kuru yemişten kastın ne? Biraz daha alt detay verebilir misin? Ayıp olmasın diyordun çekersin. Yo yani. Kuru yemişten kastım. Kaju. Badem. Ya. Doğru seçim. Makademiya. Yani bilmiyorum. Ben de sevmem de karışıktı işte. Fıstık ama fıstığı yoktu içinde. Fıstıksız kısmı denk gelmiş bilmiyorum. Ece fıstıklarını ayıklayıp demiş ki ben bu kekanı ne yapacağım? En azından gidip biraz Mert'i seviyormuş gibi yapayım. Mert bak sahneyi hazırladım.
Aa, olabilir, öyle bir şey yapmış olabilir. Neyse, çok önemli değil içinde ne oldu, fark etmez. Galiba her şey güzel oldu şu an. Özgür çalacağım Windows'un şeysini. Ama o paket çok uzun zamandır bizde. Ve bence o paket artık miadını doldurur. Aslında yenmemesi gereken paketmiş. Ben onu yedim. Ece de yedim. Benim midem bir kötü oldu. O yüzden önce öğle yemeği yemedim. Öğlen de arabayı bir servise götürüp getirmem gerekiyordu yine. Yine. Her zaman olduğu gibi. Her haftada her bir yaptığın gibi. Yaptığım gibi. Aynen. Falan neler yapıyorsun orada? Hemen 2 dakika mouse'la ilgilendim. Bize böyle. Güzelmiş sizindeki. Ben de onları onun üstüne koymaya çalıştım. Sanki çok bir onun şeyiymiş gibi görünüyor ama. Öyle ama yani compound gerekiyor diyor. Alıyorum. Daha sonra yanlışlıkla kaldırıyorum filan. Mert yap böyle canı acıcak aletin. Neredekini nereye bağladın? Buradakini. Şimdi koysana mesela. Nerede? Koyabildin mi? Olmuyor. Bu ne? Acaba alet orada bir şey mi yükleyecek bunu Mert'o? Ne bileyim. Şu anda 2 compound istiyor. Okey. Compound dediği bunlar compound değil. Bence o yüzden bunlar organik karbon material. Tamam o zaman bunları compound'a mı çevireceğiz? Compound başka bir şey. Evet. Bunları mı çevireceğiz bilmiyorum. Bu ne? Curious item bu. Bu ne? Leveling block. Oksijen filter. Velhasıl kelam. Printer. Öğle arasında arabayı şeye vermeye gittim. Servise vermeye gittim. Sağ olsun hemen yarım saatte geri verdiler. Sonra geri döndüm. Ece'ye dedim ki dönüş yolunda. Ece dedim sen bir şeyler yedin mi? O dedi ki ekmek çok kötü bayatlamış. Taş gibi olmuş. Şey vardı. Tuzlu kraker vardı. Tuzlu kraker yedim. Hala var istersen biraz dedi. Yani geçen günlerden kalma şey vardı. Kruvasan vardı dedim. Yani onu da açalı çok oldu dedi. Sanki o da bayatlamıştır gibi geldi. Yemedim dedi. Dedim ben şansını denerim. Sen gıda mühendisin. Doğru. Soruyorum. Doğru bilgi. Bence şeyin... Ha compound buldum. Böyle şey... Gri, bubbly bir şey. 100 milyon baloncuk gibi bir şey. Nereden buldun? Şu an durduğum yerden. Buradayım. Header'ları takip et. Neredesin? Ha geliyorum. Dedim ben şansım denedim. O da bayatmış. Ha, eve geldim. Peynir sürdüm üstüne güzel. Labne sürdüm. Kurosa. Yedim. O da bayatmış. Karnım ağrısı geçmişti onu yene kadar. Şimdi tekrar başladı. Aa geçmiş olsun. Veya akıllanmıyorum da. Gördün mü gri şeyleri? Yani rezim falan gördüm böyle. Öyle ben doğru yönde gidiyorsun. Onlar işte. Tamam evet. Çok iyi. Böyle damar damarmış bir de bunlar. Aa damar damar üstüne binmiş. Aa iyi. Dünya rahatlar şimdi biraz. Ya aynen. Aa Mert bu biraz şey gibi aslında. Diş doktoru simülatörü. Her türlü taştan her türlü taştan arındırdık. Daha buralarda da bir sürü de varmış. İyi tamam. Base'i yanlış yere atmış o zaman. Daha önlerde en çok buna sinir oluyorum. Evet abi sonra. Felhasıl kelam şu an şeyi düşünüyorum. Acaba psikolojik olarak mı karnım böyle bir kötü? Yoksa gerçekten mi karnım kötü? Ondan emin olamıyorum. Şimdi normalde mesela bayat bir şey yemiş olmak karnı kötü yapar mı? Yoksa ben sabahtan beri kendi kendime kanlıyorum. Yani yapabilir. Neden bayatladığına bağlı. Normalde biz Türk halkı olarak bir şeyin bayatlamasını içerisindeki su miktarının azalması olarak düşünüyoruz. Ya da kuru bir gıdaysa ya da kuru bir gıdaysa biraz daha sulanmasından gam vuruyoruz. Evet. Her şey olabilir. Mert! Hiç yardımcı olmadı ama en azından şu aleti kullandım. Melek. 3D printer şeyi bu compound'u. Oha. Anladın mı?
Evet, dur, o önemli değil. Oğlum, kaskımızdan şeyler yansıyor lan, ortam yansıyor. Hiç beklemezdim şu kadarcık oyundan bu kadar özellik. Bak şu mor şeye bak, sonra da kaskına bak. Yani çok güzel değil ama yani yine güzel yapmışlar. Evet 2 evet. 2 GB bir oyun için bence başarılı. E bunu yaptık ve vaz mı geçtik? Printer. Medium printer. Okey. Unpack. Bunu da... Ah! İçimde patladı. Elinde unpack ettim. Print large items. Bir yere takmak gerekiyor mu? Evet. Evet evet. Şurada C-type şeyi var. Ona mı takacağız? Kablo giriş yok ki onun. Var mı? Yok mu? Şu bir kablo girişi bak, değil mi? Kablo girişi şu yuvarlak gibi. Aa, burası farklı. Kontrol paneli mi orası? Yo. Mu? Draw to UP mi? Bir şey dur. Bir çekil önünden. Draw to U slash P bir şey. As power while active. Bilmem bir şey. To units per second. Hayır. Herhalde. Ne diyor? Print large items from resources. Tamam. Elimi aldım. Bırak şunu elinden. Hayır asla. Bırak lan elinden. Asla. Dur şimdi. Bunun o... Zıkkımı nerede? Burada. Compound. 3 tane. Compound mı gerekiyormuş bana da? Mesela 3 tane compound koyarsan large printer yapabiliyoruz. Dur, görev ne? Mert, 2 tane daha resin toplamam lazım benim. Görüşürüz. Bende bir sürü var. Olsun, benim toplamam resin lazım. Bunlar mı ne? Benim toplamam lazım, benim görevim belli. Neye lazım söyleyeyim? Görevime lazım. Hani World of Warcraft'taki gibi. Önemli olan 10 tane kurdun ölmesi değil. Önemli olan senin 10 tane kurt öldürmen. Ben bir şey yaptım, ne yaptım? Ah! Mert, burada bana saldıran bazı bitkiler oldu. Haberin olsun. Haberim var. Sen şuradan görevlerini yapıyorsun değil mi? İlerletiyorsun bir yandan. Bence şeyi bilmiyorum. Sen ilerlettik. Görevlerimiz... Ben de ilerliyorum. Ben de hala resin toplama var. Çantamın götüne başına bir şeyler taktın. Evet evet. Eşyaları öyle topluyorsun zaten. Hayır. Öyle değil ya. Ondan bahsetmedim. Çantanda karbon var mı? Şey, compound var mı? Çantanda var. O compound'u altta iki tane şey var. Yön oku var çantanda yine. Evet. Soldaki yön okunun üstüne koy. Evet. Oradan small generator'ı seç yön oklarından sağa gitmek suretiyle. Evet. Sonra ortadaki yeşil düğmeye bas. O senin çantanın üstüne löpçük diye bir tane small generator takıyor. Gerçekten löpçük sesini aldım. Aynen, sonunda onun üstüne şey takıyorsun. Karbon takıyorsun, organik. Hı hı. Dedi ve bıraktı. Daha ne istiyorsun? Şuna bak bir de. Korna. Nasıl yaptın korna? Niye senin kornan var?